Başın sağ olsun Gülbahar. Sen bir de utanmadan başsağlığımı diliyorsun. Sakın üzülmüş gibi yapma. Her şeyim gibi bu da sahte. Sen öldürdün evladımın canını, sen aldın. Beni suçlama sakın. O hançeri kendine sapla. Oğlunun kanına sen girdin. Onun mahvına sen sebep oldun. Oysa senin bağışlanmanı istedi. Ve ben hiç istemesem de bunu kabul ettim. Ömrünün geri kalanını zindanda geçireceksin. Sana. Bugün kastığın mezara sadece Bayezid değil, Murat da düştü, Kasım da, İbrahim de ve doğacak tüm şehzadeler. Belki de Arzum Du. Herkesten kurtulmak istiyorsun. Her şeye hükmetmek için kendi evladına dahi kıyarsın sen. Hünkar oğlum debdebeyle döndü. Zaferini kutluyor. Birazdan teşrif ederler. Sultanım, eski saraya dönseydiniz daha iyi olacaktı. Şimdi hünkârımız sizi burada görünce emrine karşı geldiğinizi düşünüp daha evvelden dediği gibi Allah muhafaza şehzademiz Kasım ve İbrahim Hazretleri'ni. Sultanım, kafese kapatırsa ne yaparız? Validem.
Demek bu yüzden. Hünkar abim sizi bizle tehdit ettiği için eski saraya gitmeyi kabul ettiniz. Gözümü korkutmak istedi sadece. Yoksa öyle bir niyeti yoktu. Nasıl yoktu validem? Her şeyi hesap etmiş. Bizden vazgeçmeye hazır. Çabuk. Validem. Elimizi çabuk tutalım. Saltanatın bana tevcihi için ne lazımsa süratle yapalım. Şişt. Kız sesini aklından dahi geçirme. Bu işler öyle bugünden yarın olacak şeyler değil. Tereddütünüzü anlamıyorum. Ne oldu? Kararınızdan vaz mı geçtiniz? Gün Hünkar abinin günü. Seferden muzaffer döndü. Tüm meydan onun. Maazallah yanlış bir karar verirsek felaketimiz olur. Şimdi sabır silahını kuşanıp bekleyeceğiz. Anladın mı beni? Peki. Bir eski saraya gitmenizi isterse? Sultan Murat Han Hazretleri. Hoş geldin Hünkaroğlu. Zaferinle hepimizi gururlandırdın. Kademin mübarek olsun. Eksik olmayın validem. Sizi burada görmeyi beklemiyordum. Senin yokluğunda herkesin emniyeti için Harem-i Hümayun'da kalmamın daha münasip olacağını düşündüm. Sen geldiğine göre artık dönebilirim. Lüzum yok. Valide Sultan olarak sizin yeriniz burası. Nihayet sağ salim döndünüz hünkârım. Zaferiniz hayırlara vesile olsun. İnşallah. Bir an önce dönmeniz için her gün dua ettim hünkârım. Allah zaferlerinizi daim etsin. Amin. İbrahim nerede? İbrahim burada olmak, sizi karşılamak çok istedi. Lakin biraz rahatsız. Ayağa kalkacak mecal yok. Sultanım. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Hünkar. Hoş geldiniz. Şehzadelerim. Rabbimden bir şehzade dilerken babana iki şehzade verdi. Ordugâh abi mektup yollamışsınız. Kemankeş Ağa'ya yazdığınız mektubu diyorum. Benim elime geçti. Gülbahar'ın kaçtığını yazmışsınız. Bayezid'in orduyla payitahta yürüyeceğini yazmışsınız. Bir de tahtın Kasım'ın hakkı olduğunu yazmışsınız. Ben Bayezid'in niyetini anlayınca tedbir olarak yazdım onu. Hem ne yapsaydım Murat? Kaderimize razı mı gelseydim? Sen zaten bana inanmıyordun. Siz de üzerime toprak atıp
namzet seçtiniz hemen. Öyle mi? Oğlum. Ben Valide Sultan'ım. Ne olursa olsun bağrıma taş basıp icap eden neyse onu yapmaya mecburum. Hem bıraksaydım da haini devlet Bayezid mi çıksaydı tahta? Orası öyle. Hainler bir değil ki. Sana haber de acem casusuymuş. Evet, Fahriye icabına baktı. Sırlarıyla toprak oldu. Ölmeden önce bir paşadan bahsetmiş. Tabii kim olduğunu öğrenemedik. Gülbahar da konuşmadı hala. Gülbahar hala idam edilmedi mi? Bayezid'in son arzusuydu. Valideme dokunmayın, yaşasın dedi. Gerçi ben razı gelmedim. Bir mektup bulup getirdiler. Bayezid validesine yazmış. Onu okuyunca dayanamadım. Sultanım. Demek oğlumun yanında getirdiği meşhur emir güne sensin. Benim sultanım. Şaşkınlığımı bağışlayın. Lakin Kösem Sultan deyince başka türlü tahayyül etmiştim. Siz nasıl desem, gençliğinizin zarafetiyle bir elmas gibi ışıldıyorsunuz. Kullarımda aradığım sadakattir. İltifat değil. Sadakatimden de zamanla emin olacaksınız. Sen Safevi hanedanına mensup bir acemsin benim için. Nasıl emin olabilirim? Nasıl ikna edeceksin beni? Sultan Murat'ı nasıl ikna ettiysen sizi de öyle. Sultan Murat Sanavberi de saraya getirmişti. Sonra sizin gönderdiğiniz bir casus olduğu ortaya çıktı. Yazık. Akıbeti çok fena oldu. Yani diyeceğim o ki, ağzınla kuş dahi tutsan senin bir acem olduğunu unutmayacağım. Sen de sana haberin akıbetini unutma. Unutma ki sonun öyle olmasın. İbrahim nasıl? Son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum. Hekimler alakadar oluyorlar sultanım. Teskin edici ilaçlar yapıyorlar. Ben de sizinle bu konuyla alakalı konuşacaktım validem. İbrahim'in yanına uğradım. İbrahim dün gece mey içmiş. Hünkar abim onu o halde görmüş. İbrahim olur olmaz şeyler konuşmuş. Allah'tan Hünkar abimin eşref vaktine denk gelmiş de. Allah'ım sen oğlumun aklına mukayyet ol. Hali hal değil. İnşallah ilaçlar tesir eder de iyileşir validem. Yoksa ne yaparız hiç bilmiyorum. Gün geçtikçe daha kötü oluyor. Onun için çok korkuyorum. Ya Metsup Mustafa amcama benzerse akıbeti? Ağzından yel alsın Atike. Hayır, el birliğiyle İbrahim'i bu durumdan kurtaracağız. Gel. Şehzadelerimiz Süleyman ve Selim Hazretleri.
Âlâ. Hünkaroğlu'm şehzadelerine Muzaffer atalarının isimlerini vermiş. Yüzleri gibi bahtları da güzel olur inşallah. İnşallah. Kızım. İkizler birbirinin acısını hisseder. Derdini, tasasını anlar. Kardeşinin yanında ol. İbrahim. Kardeşim hadi bırak artık, yapma. İbrahim. İbrahim tamam, hadi gidelim İbrahim. Kalsın. Validem yetişin. Ne yaptıysam, ne söylediysem mani olamadım. Kendi mezarını kazıyor. Hünkar abimin bizi de öldüreceğinden korkuyor. İbrahim. Oğlum bırak o elindekini, hadi dairene dön. İbrahim içim parçalanıyor, üzme beni, bırak. Üzme beni. Bırakın beni validem. Ha bugün ha yarın ne fark eder? Ne istiyorsunuz benden? Cellat korkusuyla yaşamam mı? Yoksa mensup Mustafa amcam gibi aklımı yitirmem mi? Allah'ım esirgesin. Ne olur beni bu korkuya esir etmeyin. Bırakın öleyim. Bana bak. Bana bak, gözlerime bak. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum, buna izin vermeyeceğim. Canımı siper edeceğim, yine de senin cellatlara vermeyeceğim. Beni bırakmayın validem. Bu sessizliğin ardından bir fırtına kopacağı belliydi. Mektupta Kasım'ı tahta çıkaracağımı yazdım ya. Güya gözdağı veriyor. Daha yeni bir şehzade idam edilmişken bu karar herkesi huzursuz edecek sultanım. Valide Sultan Hazretleri. Evet Sinan Paşa. Hususi konuşacağım demişsin. Nedir mevzu? Sultanım, hünkârımızın fermanı şerifini işittiniz muhakkak. Cüretimi bağışlayın. Ancak devlet ricali alınan bu karardan hayli endişeli. Şüphesiz hünkârımız soyun kendi oğullarından devam etmesini ister. Ancak ikisi de daha çok küçük. İstikbalde ne olacağını bilmeden böyle bir karar almak bilmem ne kadar doğru. Bana niye geliyorsunuz? Devlet ricali endişesini padişaha bildirsin. Vazifeniz bu değil mi? Elinizi taşın altına koyun, doğru yol gösterin. Sultanım, her şey gizli kapılar ardında konuşulup karara bağlanıyor. Silahtar Mustafa Paşa kimseyi yaklaştırmıyor. Bu kararda da onun parmağı var. Bir tahayyülü olduğu belli. Neymiş o tahayyül? Kendi nizamını kurmak. Bilhassa size karşı. Bu uğurda hünkârımızı da yanlış yollara sevk etmekten çekinmez. Yel kayadan ne koparır? Essin dursun. Bizim sizden yana korkumuz yok sultanım. Biz Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim'in Şehzade Bayezid'in akıbetine uğramasından korkarız. Zira bu fermanla kardeş katlinin yolu yeniden açıldı. Ben yoldayken kim geçecekmiş oradan? Olmaz öyle şey. Nizamı değiştirdim ben, geri dönüşü yok artık.
Şehzadem, Kösem Sultan yok. Hasbahçe'ye gittiler. Validem, doğru mu duyduklarım? Hünkar abim saltanatın babadan oğula geçeceğine dair ferman yazmış. Maalesef. Gün geçmiyor ki Hünkar abin ailenin mahvına sebep olacak bir karar daha vermesin. Siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Yaptıklarının neticesini göremiyor musunuz? Ekber şehzade olarak taht benim hakkımdı. Gel benimle. Herkes pusuda durmuş açığımızı beklerken ulu orta konuşulacak mevzu mu bu? Bu ferman İbrahim'le benim ölüm fermanımız validem. Neyi bekliyorsunuz? Ölmemizi mi? Sakin ol, sakin ol, tamam mı? Hünkar abim böyle bir karar verdi diye hanedanı ayakta tutan usuller değişmez. Gideceğim, konuşacağım, fikrini değiştirmesini sağlayacağım. Hala umudunuz var öyle mi? Hünkar abim sizi dinleseydi işler bu raddeye gelmezdi. Görmüyor musunuz? O bizden çoktan vazgeçti. Sizi bizle tehdit ettiği gün vazgeçti. Biz de tedbir alırız o vakit. İcap ederse ulemayı, devlet erkanını, askeri hepsini toplarım. Yine de bu fermana mani olurum. Destur! Kösem Sultan Hazretleri! Ekber ve Erşed Kanunu bu kubbe altındaki tüm şehzadelerin canının teminatıydı. Senin evlatlarının da. Biliyor musun ki bu ferman evlatlarından birinin ölümü demek. Tahta çıkanın diğerini katletmesi demek. Yazık. Yazık. Daha çocukken kardeşlerini koruyup kollayan oğlum, şimdi kardeşlerinin ölüm fermanını yazıyor. Tabiatında sadece kusur görmek varsa, tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin demişler. Sizin vaziyetiniz de bu valide. Ben kardeşlerim için yaptım bunu. Onları korumak için. Taht sevdasına düşüp yanlış yollara sapmasınlar diye. Rahmetli Osman abin de böyle demişti. Ben onların iyiliği için yaptım demişti. Evvela odaya kapattı. Sonra Mehmet abini öldürdü. Hatırlıyorsun değil mi? Ömrü devletin berbat olup benim ömrümden ne mamur eylediysen sen de saldırın süremeyesin. Gözlerinle şahit oldum. Bu odada oldu. Burada hatırlıyorsun değil mi? Nereye düştü abin? Oraya mı düştü? Buraya mı düştü? Buraya mı? Buraya mı? Nereye düştü musun? Benim sabrımı zorlama. Osman abim bunu yaptıysa sebebi sensin. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen hırsın. Onu tahttan indirmenden korkuyordu. Korktuğu başına geldi. Sen bu fermanı bu yüzden mi yazdın? Maziden ibret alacağın yerde bir de tutmuş beni itham ediyorsun. Ne olur ibret almazsam? Niçin sürekli Osman abimden konuşuyorsun? Tehdit mi bu? Vakti gelince sana karşı durdum diye beni de mi tahttan indireceksin? Meydan mı okuyorsun bana? Meydan okumaksa niyetin. Ben buradayım. Yetiyorsa gücün, kudretin indir beni. Lakin unutma. Yaptığın en ufak hata
senin, Kasım'ın, İbrahim'in kaderini değiştirir. Unutma. Murat'ın gözünü kan bürümüş. Beni evlatlarımın canıyla tehdit etti. Eğer önüne geçmezsen... Allah korusun sultanım. Ulema'ya devlet erkanına Yeniçeri ağalarına haber ver. Akşama meşveret meclisi toplansın. Sultanım, vaziyet daha kötü olmasın? Dilerseniz bir müddet bekleyelim. Vakit yok hacı. Bu gece dahi kıyabilir evlatlarımın canına. Sultanım, ocakta ağalar önümü kesiyor. Her fırsatta hünkârımızdan yana dert yanıyorlar. Sizden başka umutları da yok. Sustur onları. Erken öten horozun başını keserler. Gerekeni yapıyorum sultanım. Zaptına kadiriz. Lakin ne kadar tutabilirim inanın bilmiyorum. Sen ocağa dön. Askeri başıboş bırakma. Yeniçeri yanımızda olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez. Asıl siz başımızda olduğunuz müddetçe sırtımız yere gelmez sultanım. Müsaade buyurun. Sizinle geleyim. Yanınızda olayım. Bir aksilik çıkarsa... Olmaz Kemankeş. Yanımda görünemezsin. Kendini gizlemen lazım. Hünkâr oğlum zaten senden şüpheleniyor. İlk hatağında kelleni alır. Ben buna dayanamam. Bir de seni kaybetmeye dayanamam. Buyurmayın sultanım. Ben hep sizin yanınızdayım. Olur da uğrunuzda ölmeyi nasip ederse Rabbim, bilin ki bu ölümlerin en hayırlısıdır.